Sorumdaki sahibi. Arkadaşlar herkese selamlar. Yine Baki'nin oradayız. Çok güzel bir hava var. Baki'nin elinde bir Çorum kazı falan kalmadı. Kalmadı derken yavru kalmadı. Ama şu anda yine kendine damızlıklar çıkartmaya devam ediyor. Burada bir şeyi aydınlatmak istiyorum. Baki'yi aramanız çok güzel arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Eğer kaliteli bir kaz istiyorsanız, ya 10 kilonun üzerinde olsun diyorsanız, anaçlığı iyi olsun diyorsanız, yerli ırk ve gerçekten kaliteli bir şey istiyorsanız arkadaşlar, bu sesten bir kurtulalım. Bunda yumurta var mı? Oo, yatıyor. Aman 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 aman. Yan taraftaki erkek kaz hanımını bekliyor. Arkadaşlar onun için bütçenizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Tamam. Ben şimdi Baki arıyorsunuz, işte kaz pahalı. Arkadaşlar maalesef bugün orijinal bir Çorum kazı alayım deseniz anaçlar 1500 liradan başlıyor. Bugün köy tavuğu olmuş 200, 250, 300. Yani inanın ekonomi o kadar kötü ki bunları söylememeye çalışıyorum. Sonra siyasi konuşuyor diyor bazı insanlar. Ya kardeşim zor durumdayız. Yani yem almakta zorlanıyoruz, hayvan yetiştirmekte zorlanıyoruz, bir mücadele veriyoruz. Vermiş olduğumuz mücadelede gönül ister ki ya yem fiyatları artmasın, ucuz olsun. Bunları biz de özgünecek gibi ucuz verelim. Ama maalesef olmuyor işte. Orijinal ırklar besliyorsanız bütçenizi ona göre ayarlamak zorundasınız. Çok özür dileyerek söylüyorum. Yani orijinal Çorum kazları bu şekilde dostlar. Onun için buradan bilgilendirme yapmak istedim. Yine Baki'de çıkanlar var. Yavrular yine sahiplendiriyor ama şu anda alanlar falan çocuğun elinde de kalmamış. Anaçları var, yatanlar var, yumurta alıyor. Yumurta satmıyor, civciv veriyor. Bu şekilde bilginiz olsun dostlar. Buradan size bunu söylemek istedim. Herkese selamlar, saygılar. Hepiniz Allah'a emanet olun. İlginiz, alakanız için çok sonsuz teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere dostlar.